Bugün Almanya'nın Aachen kentinde Aachen Katedrali'nin hazine dairesindeyiz. Aachen, Karolenj ve Otto imparatorlukları döneminde başkentti. Bu mücevherli haç 3. Otto için yapılmış. Hazine dairesi, Şarlman'ın 796 civarında yaptırdığı saray şapelinin tarihi bir bölümü. O dönemde imparatorların hazine dairesine bir şeyler bağışlaması adettendi. Bunlardan biri de işte bu Lothar hacı. Mücevherler o kadar göz alıcı ki her renkten ve şekilden mücevheri seçebiliyorum. Bunların çoğu antik dünyada çıkarılan taşlar ve bu nesne üzerinde yeniden kullanım aşamasından geçmiş oluyorlar. Buna sanat tarihinde spolia denir. Yani antik nesnelerin başka bir bağlamda yeniden kullanılması. Bu mücevherler yalnızca maddi değerleri sebebiyle değil, antik dünya ile kurulan soy bağı nedeniyle de değer gördü. Haçın ortasında antik çağdan kalma bir cameo var. Cameo, kabartma yöntemiyle yapılan katmanlı mücevherlere deniyor. Burada gösterilen kişi, Roma İmparatorluğu'nun pagan döneminde başta olan kişi, Augustus. Bu haç yapılmadan 1000 küsür yıl önce yaşamış olan bir imparatorun, hele ki Hristiyanlığa ait bir nesne üzerinde olması çok ilginç. 3. Otto da tıpkı Augustus gibi imparatordu ve antik Roma imparatorlarının gücünü kendine mal etmek istedi. Hatta bundan da öte, Roma İmparatorluğu'nun yenilenmesi yönünde arayışlara girdi ve Kutsal Roma İmparatoru olarak imparatorluğun başkentini Roma şehri yaptı. 3. Otto tabii ki Otto Hanedanı'nın bir üyesi. Otto'lar, Karolenjlerden sonraki hanedan. Burada 3. Otto, kendini ilk Roma İmparatoru Augustus'la olduğu kadar Karolenjlerden 2. Lothar ile de ilişkilendirmiş. Bakın burada 2. Lothar'ın kristal mührü var. Burası haçın aşağı kısmı. Evet, kısacası 3. Otto gayet bilinçli bir şekilde kendini Antik Roma'ya ve Karolenj hanedanına bağlıyor. Zaten Lothar da muhtemelen kendini Antik Roma imparatorlarına benzetmeye çalışıyordu. Dolayısıyla 3. Otto da bu geleneği devam ettirmiş oluyor. Taş gibi formların yeniden kullanılması Otto hanedanının tipik özelliğidir. Böylece kendilerini Avrupa hükümdarlar sınıfına ait hissederler. Bu tekniği antik Romalılar bile kullanmıştır. Örneğin 4. yüzyılda yaşamış olan Roma İmparatoru Konstantin, Orta Çağ'da Hristiyanların imparatoru olarak anlaşılmıştır. Konstantin, kendinden önce gelen ve iyi olmalarıyla nam salmış imparatorların varisi olduğunu göstermeye çalışmış, Konstantin zafer takı üzerinde onlara ait semboller kullanmıştır. 3. Otto da işte bu hükümdarların yaptığının aynını yapıyor diyebiliriz. Şimdi de haçın arka yüzüne bakalım. İlk bakışta bütünüyle sade görünen bu yüzde de aslında epey bir süsleme var. Yüzeye çok ince çizgilerle daha doğrusu motifler işlenmiş. İsa'nın çarmıha gerilme sahnesini, bedeninin yer çekimine nasıl yenik düştüğünü görüyoruz. Sağ taraftan kan damlıyor. Kollarının iki yanında ay ve güneş var. Elinde çelenkle İsa'yı taçlandırmak üzere uzanan figür Tanrı. İyinin kötüye galebe çalması da en aşağıdaki yılan motifinde görülebilir. Haçın bir yüzü inanılmaz renkli ve üç boyutluyken diğer yüzü dümdüz. Çok ilginç gerçekten. Arka yüz bana daha dünyevi geliyor. İsa bu dünyada bir insan olarak acı çekiyor. Öteki yüzde de uhrevilik, cennet kavramı ön plana çıkarılmış. Öte yandan düşünüyorum da bir başka okumada şu olabilir. Mücevherli kısım şaşanın, debdebenin olduğu, dünyevi iktidarın temsil edildiği kısım, arka yüz ise daha uhrevi, soyut ve cennet kavramını hatırlatıyor. Tabii burada da, daha doğrusu burada doğru cevap şudur diye bir şey yok. Herkes farklı yorumlar yapabilir. Kesin olan tek şey var, her iki yüzünde birbirinden farklı olduğu.